iyilikle ilgili bir ihmal olduğu zaman otomatikmen bunun yerine kötülük alıyor. Yani yani bulunduğumuz ortamda, yaşadığımız dünyada boşluk oluşmuyor. Siz eğer ki iyiliğin sesi olamazsanız, iyiliğin savunucusu olamazsanız, iyilik adına taraf olamazsanız, iyilik adına bir gayretiniz olmazsa bir kere kötülüğe bir alan açmış oluyorsunuz. Yani ben iyilik yapmayacağım dediğiniz an kötülüğe bir zemin hazırlamış oluyorsunuz. O yüzden de iyiliğin çeşitlerine baktığımız zaman bir kere iyiliğin sadece bir maddi bir alan olmadığını kabullenmemiz lazım. Bu sefer de şunu düşünmek lazım. Allah'ın rızasını kazanmakla ilgili söz, fiil, davranış ne içine giriyorsa, yani çok da daraltmayalım bu noktada, ama maksat tabii ki Allah'ın rızasını kazanmak. Belki ilk iyilik, hani ilk iyilik sorulabilir. Hocam da müsaade ederse, hani ilk iyilik ne o zaman? İlk iyilik insanın kendisine yapacağı ilk iyilik. Kendisi için. Şimdi siz kendinize iyilik yapamazsınız. Zaten başkasına da yapamazsınız. Yakın çevrenize yapamazsınız. Uzak çevrenize hiç de yapamazsınız. Kendinize yapacağınız en büyük iyilik insan olarak Allah'ın kulu olabilmek. Allah'ın kulu olduğunuz zaman zaten ilk iyiliği yapmış oluyorsunuz. Kul olmayı becerebilirseniz ondan sonra zaten Allah'ın kulu olduktan sonra Allah'ın diğer varlıkların hepsine de kendinize iyi davrandığınız gibi onlara da iyi davranmak zorunda olduğunu hissediyorsunuz.